İş Dünyası ekibi olarak şimdi de avukatımız Sevda Karşıkaya ile beraberiz. Öncelikle nasılsınız Sevda Hanım? Teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz ve bizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Avukatlık mesleğine nasıl karar verdiniz? Avukatlık mesleğine küçük yaşlarda karar verdim. Her zaman böyle bir savunma mekanizması vardı bende. Okulda olsun, öğrenciler arasında olsun her zaman bir savunmaya geçerdim. Ve her zaman derdim yani hakları savunmak için, avukat olmak istiyorum, insanlara yardım edebilmek için. Ve böyle küçüklükten başladı ve sonunda da bu mesleği yaptık, artık devam ediyoruz. Peki bu mesleği kaç yıldır devam ettiriyorsunuz? 14 yıldır avukatlık yapıyorum Brüksel Barosu'nda. Uzmanlık alanlarım ağır ceza, yabancılar hukuku ve aile hukuku. O zaman ilk olarak ağır cezayla başlayalım. Burada tabii ki insan haklarına dayanarak verilen kararlar ön planda oluyor. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Ağır ceza alanında cinayet davaları oluyor. Onun dışında bazen de Türk vatandaşları daha çok bu insan hakları mahkemesine taşıdığım davalarda oluyor. Polislerin müdahale sonucunda veya gardiyanların müdahale sonucunda ölümle sonuçlanabiliyor. Ve bu yönde İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittiğim davalardan biri Mikael Tekin davasında olumlu bir kararla geri döndük ve Belçika Devleti yargılandı. Gardiyanlar madde 2 İnsan Hakları Mahkemesi'nin sözleşmesi, yani İnsan Hakları Sözleşmesi'nin madde 2 ihlali sebebiyle devlet yargılandı. Aynı zamanda başka bir davamız daha var. İntihar teşebbüsü sonucunda polislerin devreye girmesiyle ve polislerden birinin ateş açması nedeniyle ölümüne sebep verilen bir durumdu. Ve o vatandaşımızın davasını İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdık ve orada da olumlu bir karar çıkacak yakında, o yönde gidiyor yani. Bu başarıyı 14 yılda nasıl yakaladınız? Yani mesleğimin ilk yıllarında biliyorsunuz Belçika'da staj dönemi 3 yıldır. Hemen ben ilk yılında zaten davalar geldi ve bu mesleğe atıldım böyle aktif bir şekilde. Zaten staj sonunda da kendi ofisimi açtım ve o gün bugün hala devam etmekteyim. Ve her zaman böyle bir koruma hissi var. Sonuna kadar savaşıyorum. Sonuna kadar haklarını savunuyorum elimden geldiğince ve müvekkilleri her zaman diyorum, yani bana diyorlar işte davanın arkasına durun, merak etmeyin, o zaten benim işim, siz söylemeseniz de ben sonuna kadar bunun mücadelesini vereceğim ve her zaman kendimi bilgilendiriyorum, kendinizi eğitmek zorundasınız, her zaman güncel takip etmeniz gerekiyor değişen kanunları ve her zaman daha fazlasını yapmak istiyorum. Yani sadece yerel mahkemeler değil, uluslararası da insan hakları mahkemesi olsun, her zaman daha fazlası için gidiliyor ve haklar sonuna kadar savunuluyor. Gelelim Ankara Anlaşması'nın önemine ve tabii ki yabancılar hukukunda da görülen emsal davalar var. Bunlarla ilgili olarak neler söylemek istersiniz? Tabii ki şöyle, uzmanlık alanlarım zaten ağır ceza, aile ve yabancılar hukuku demiştim. Ve bu yabancılar hukukunda da birçok Türk vatandaşın Belçika'da yaşadığı sıkıntılardan biri de yasa, yabancı hukukun değişmesi. 2011 yılında tekrar bir değişim oldu ve orada da Türk vatandaşları çok zor durumda kalıyor. Bu da nedir zor durumda kalmalarının sebebi? Aile birleşiminde gelir sebebi var. Yani şartına uymanız gerekiyor. Şu anki durum 1505 euro net kazanmaları gerekiyor. Tabii aileler kolay değil. Burada iş bulamıyorlar. Buldukları zaman da gelir yetersiz oluyor. 1505'e kadar gidemiyorlar. Net kazanamıyorlar. Ve bu durumda da oturum hakkına başvurulamıyor veya vurulduktan sonra da bu şarta uyulmadığı için de gerekçesiyle geri tekrar alınabiliyor ellerinde. Ve benim müvekkilim 2016 yılında ben emsal bir karar çıkarmayı başardım Ankara Anlaşması'na dayanarak. Ankara Anlaşması nedir? 1963'te Avrupa Topluluklar, Ekonomik Topluluğu kurucu üyeleri ve Türkiye arasında imzalanan bir anlaşma, ortaklık anlaşması. Ardından katma protokol, 1.80 ve 3.80 kararları çıktı. Bunların amacı nelerdir bu kararların, bu imzalanan sözleşmelerin? Yani bu ülkeler arasında Avrupa Ekonomik Topluluğu kurucu üyeleri ve Türkiye arasında farklı muameleyi engellemek ve Türk vatandaşı işçilerini serbest dolaşımı ve yerleşimi sağlamak. Fakat bu uygulandı mı bugüne kadar Belçika'da? Hayır. Neden? Çünkü avukatlar bilinçsizdi bu konuda, hakimler bilinçsizdi bu konuda ve uygulamak isteği yoktu. Ve bayağı bir hukuki süreç sonrasında, mücadele sonrasında ilk 2016'da Ankara Anlaşması'nın uygulanmasını sağladım.
Benim müvekkilim aile birleşimiyle bayandı, geldi. Fakat eşi geliri yetersiz olduğu için oturum kartına red kararı geldi. Bu durumda da ne oluyor? Kendisi burada resmi olarak kalamıyor. Çıkış kararı çıkıyor. Ülkeyi terk etme kararı çıktı. Ben bunu mahkemeye taşıdım ve Ankara Anlaşması'na dayandım. Benim müvekkilime bu değişen yabancı hukuku kanunu, 2011'de değişen kanun geçersizdir. Çünkü uluslararası hukukla bağdaşmıyor. Bağdaşmadığı zaman da ona uygulanamaz diye. Ve hakim aynı bu yönde karar çıkardı. Benim öne sürdüğüm Ankara Anlaşması'nın ondan sonra 1980'den sonra değişen ve şartlar, yani Türk vatandaşları, işçileri durumu daha ağırlaştırılmaması gerekiyor. Ve hakim de bu yönde karar çıkardı. Bu da tabii çok önemli bir karar. Vatandaşlarımıza söyleyeceğim şu, genelde vatandaşlar kısa sürede hemen bir çözüm almak istiyorlar ama Ankara Anlaşması çok önemlidir ve bunun üzerinde durulması gerekiyor. Çünkü bir çıkan karar diğer vatandaşları da etkileyebiliyor. Tabii her defasında yeniden mahkemeye başvurulması gerekiyor. Bu karardan sonra yasa tamamen değiştiği bir şey yok. Ama her defasında gereken hukuki mücadele verilmesi gerekiyor. Bizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim.